Merhaba, ben İrem Kalkaman, bebek masaj eğitmeniyim. Bu videoda size bebek ayak refleksolojisinden bahsedeceğim. Şimdi bebeklerin ayakları ve elleri aslında çok mucizevidir. Nasıl? Bebeklerin ayaklarında belli başlı bası noktaları vardır. Bu bası noktalarına masaj yaptığınızda siz de fark edeceksiniz ki bebeğiniz rahatlayacak, uyuyacak, diş ağrısı zamanı diş ağrısı en aza inecek ya da çok iştahsız bir bebeğiniz varsa çok güzel yemeye başlayacak belki. Bu noktaları şöyle göstereyim. Siz de bunları evde gün aşırı yapabilirsiniz. Yani mesela uykudan önce uyku rutini oluştururken sabah uyandığında çok neşeli, yemeğini yemiş, karnı doymuş, çok güzel bir masaj ortamı ve müzik ayarlayarak siz de bebeğinizin sağlığına katkıda bulunmak için bu hareketleri yapabilirsiniz. Şimdi elimize bir masaj yağı aldık ve çok güzel elimizi ısıttık. Bebeğimize asla soğuk ellerle dokunmuyoruz. Öncelikle bebeğimizi düz bir zemine yatırıyoruz. Ben size şöyle gösterebilmek adına bebeğimizin bu ayak tabanını şu şekilde döndürelim. Şimdi bebeğimizin öncelikle bir el şeyi gibi düşünün, böyle sanki fal bakılıyor ve bir harita gibi düşünün. Çin tıbbına göre iç hat bebeğinizin organlarını temsil ederken dış hatta bebeğinizin yine bağışıklığını kuvvetlendirecek bir hattır aslında. Buradaki dış hattaki uyguladığınız bası hem bağışıklığını kuvvetlendirir hem de bebeklerin kabızlık, ishal olabilir. Yani burada şey gibi düşünebiliriz aslında. Bebeğin anüs çıkışı gibi düşünebiliriz. Kaka yaptığı nokta ve kaka yaptığı noktayı rahatlatmak gibi düşünebiliriz bu tarafı. Bu tarafta da bebeğin diyelim iştahsız bir bebek. Bebeğin iştahına yardımcı olacak hareketleri bu noktadan yapabiliriz. Bebeğin parmakları her zaman bizim baş ve diş bölgesini işaret eder. Bu bölgeye de yaptığınız tüm masajlar diş ağrılarına, baş ağrılarına ya da burun tıkanıklığı biliyorsunuz yeni doğan bebeklerde çok olduğu gibi. Bir yaş döneminde de burun tıkanıklığı çok olabilir. Şimdi öncelikle bası yapacağımız nokta bebeğin ilk başta ayak tabanı. Ama biz bası yapmaya baş parmağımızdan başlayacağız. Baş parmağımızın da yağlı olduğunu düşünerek buraya hafif hafif bas bırak. Bas bırak tekniği uyguluyoruz. Bunu takriben 12 kere yapabilirsiniz. 1, 2, 3. Bu şekilde sayarak tonlamalarınız da bebeğin çok hoşuna gidecektir. Nasıl? Mesela siz burada melodik bir şekilde işte 1, 2, 3 derken bebeğiniz de bunu bir oyun olarak algılayabilir. Basıları yaptık 12 defa. Ondan sonra iç hatta geçebiliriz. Yine baş parmağımızdan destek alıyoruz. Aşağı yukarı bası yaparak bebeğinizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Sonra geçtim dış tarafa. Şu şekilde göstereyim burada. Dış tarafa yaptığınız tüm basılar bebeğinizin direkt bu bölgede, karın bölgesinde olan tüm hareketlerine yardımcı olacaktır. Burada küçük bir J çiziyorum diyebilirim aslında. Dışarıdan aldım, aşağı getirdim. Yine bastırarak dışarıdan aldım, aşağı getirdim şeklinde buraya bası uygulayabilirsiniz sevgili anneler. Parmaklarını da şu şekilde sanki parmakları uzatıyor gibi çekerek baş parmağından başlayıp 1, 2, 3, 4, 5 diye tonlamalarla 3 set halinde 3 kere yapabiliriz bunu. 1, 2, 3, 4, 5. Bu hareketler bebeğinizin hem seveceği hareketler hem de bağışıklığını güçlendirme, aç olan bebeğinizi daha fazla tok tutma ya da bebeğinizin iştahında gerçekten büyük problemler varsa, özellikle ek gıdaya yeni geçtiniz ve bebeğiniz hiçbir şey yemek istemiyor. Burada da sizin yapmanız gereken bebeğin iştahını açacak tabii ki şeyler üretmek. Bebeği biraz gün içinde yormak belki. Güzel oyunlar, güzel aktiviteler bulmak. Ve de ayak refleksolojisi. O yüzden ayak ve el refleksolojisini hiç saymayalım. Oldukça yapmaya çalışalım. Özellikle ayağın dış tarafında bu küçük J yaptığımız tarafta bebeklerin kabız olduğu ya da gaz sancılarının olduğu ya da bebeğiniz kolik olabilir. O zaman bu J harfini yapmaya çalışın. Bir de başka bir egzersizde bebeğin ayağına 7 çizmek.
Bebek ayak tabanını şu şekilde göstereyim. İç hattan dış hatta doğru bir yeri çizeceğiz. Ama bunu yine baş parmağımızla bası yaparak çizeceğiz. Şu şekilde ben size göstereyim. Ben de kendime döndürüp yapayım. 7 çizdiğim zaman şu şekilde bakın. 7 çizdiğim zaman bebeğin hem iç organlarına hem de sindirim sistemine, boşaltım sistemine yardımcı olmuş oluyorsunuz. Aslında ikisi bir arada burada sevgili anneler. Bunu da gün içerisinde gün aşırı 2 kez, 3 kez bebeğinize uygularsanız siz de bebeğinizin rahatladığını ve çok kolay bir şekilde gazını çıkarttığını ya da kolik bir bebeğiniz varsa kolik saatlerinden önce bu egzersizleri uygularsanız hem bebeğinizin rahatladığını hem de iştahına yardımcı olduğunu göreceksiniz.